Merhaba, ben Doğan İlhan. 1997 Diyarbakır doğumluyum. Doğuştan bedensel engelliyim. 6 yıldır tekerlekli sandalye basketbol oyuncusuyum. İlk Diyarbakır bedensel engelde spor kulübünde spora başladım. Engellenen sorularına gelmek istiyorum. Mimari sorunlar, yolların, kaldırımların, kamu ve özel sektöre ait binaların erişime uygun olmaması. Bazı binaların önüne öyle eğim yapmışlar ki düşünün ki diye davetiye çıkarsa da bu kadar etkili olamaz. Engelsiz bir yaşam için engellere engel olmayın. Toplumun %12'sini engelli bireylerin oluşturduğu farkındalığı yılda sadece bir gün hatırlandıkça engelli bireylerin muhtaç, düşkün, zavallı ve yük olduğu yönündeki kök inançlar, kolektif bilinçteki negatif algı dönüştürülmediği müddetçe engelli bireylerin yaşamı zaten koyu bir yalnızlık, süresiz bir pandemi ve yarım kalmış bir yol hikayesi. Ben Müzeyyen Işık, 30 yıllık engelliyim. 90 senesinde geçirdiğim trafik kazasından dolayı bir daha yürüyemedim. Dile kolay tabii ki. Ancak yaşayan bilir. Onun için lütfen duyarlı olun. Engelliler için erişilebilirlik noktasında harekete geçin. Engellilik sorunları, insan hakları ve demokrasinin çalışma alanı olmalıdır. Engellilik fiziksel yeti kaybından kaynaklanan bir durum değildir. Engellilik toplumun bu yeti kaybının toplumsal hayata katılmayı engellemesinden kaynaklanan bir durumdur. Toplumsal yaşamın değiştirilmesi, önümüzdeki engellerin kaldırılması için mücadele etmek zorundayız. Mücadele etmek içinse örgütlenmek ve bir araya gelmek zorundayız. Haydi gelin, engelleri birlikte aşalım. Engel bedende değil, beyindedir. Bana herkes engelimi hatırlatıyor ve yüzüme vuruyor. İnsanlar engelim yüzünden bana engel oluyorlar. Dünya Engelliler Günü, engellilere merhamet ve inayet gösterme günü değildir. Tam tersine, engellilerin eşit yurttaşlık ve insan onuruna yaraşır bir hayat için mücadelelerine destek olmak gerekir. Engellilerin mücadelesi eşit yurttaşlık ve haysiyet mücadelesidir. Ayrımcılığa karşı bir hak mücadelesidir. Bizlere düşen bu mücadeleyi hayatın her alanında desteklemek ve büyütmektir.